mezarıma kapanıp ağlaman yarim yarim. Hadi aslanım, hadi çabuk çabuk, acele edin. İndi bu ne Osman Bek, bir tahminin var mı? Vallahi her zaman Kerze'yi yine yediler Karakutlu. Daha ne olacak? Büyük bir grup muymuş abi? Ne de Durel Başavuç? İki koldan karakola çökmüşler Halis. Ve niyetleri ciddi görünüyor. Ne yapacaksınız Osman? Karakola ulaşmanın bir yolunu bulacağız. Biz ne yapalım? Siz onunla kalın Esma. En büyük şoku o yaşıyor. Yazık ya. Zaten bizim düğünümüz de başka türlü olamazdı, değil mi? Ayda benim... Biliyorum. Biliyorum, gitmen lazım. Ben olsam ben de giderdim Hakan. Hem ben istediğimi aldım. İmzayı attım, değil mi? Değil mi hanım, biz Tugay'a doğru gidiyoruz. Oradan da karakola düşmenin bir çaresine bakacağız artık. Ya komutanım çok üzgünüm ya. Bir keyfimiz vardı, onun da içine limon sip... Ben sana haber ederim Teğmen'im. Ben de geliyorum. Ne? Ben de geliyorum ya. Nereye geliyorsun ya? Ya yok öyle bir şey. Ya komutanım şuna bir şey söyle Allah aşkına, bu nedir ya? Ya başçavuşum Allah aşkına tartışmayalım ya. Ben de gelirim diye ya. Komutanım. Daha ne olduğu bile belli değil. Bence siz kalın. Ne olduğu belli değil de ne olacağı belli Osman. Her şeye rağmen hayatımın en mutlu gecesiydi. Benim için de öyle. Dikkat edin, tamam mı? Ya Teğmen'im yapma Allah aşkına ya. Kararlı görünüyor başçavuşum, gülüşme hiç. Haydi balam. Gelinimizi alıp odasına çıkaralım haydi. Var mı oğlum bir şey? Görünürde bir şey yok komutanım. Dikkat edin, hadi bakalım aslan. Işıkları kapadınız değil mi oğlum? Açık bir yer kalmadı değil mi? Evet komutanım, kapattık. Kuzey tarafındaki mevziler? Herkes mevzilerine! Atın serbest! Dikkat edin! Dikkat edin!
ayrı ayrı yerlerden gelip güneyde buluşmuşlar arkadaşlar. Karakol yakınındaki büyük bir grup. Şu an çatışıyorlar mı komutanım? Evet, çatışıyorlar ama düşük yoğunlukta bir çatışma olarak değerlendiriyoruz. Peki neden böyle yaptılar komutanım? Valla net olarak biz de bilmiyoruz. Ama karakolun yakınındaki büyük grup sanki bir şey bekliyorlar. Daha harekete geçmediler. Takviye birlikler yolda. Tahminime göre şu sıralar oraya varmış olmaları lazım. Komutanım biz ne zaman gelebiliriz? Sabaha Hakan. Bu saatte hiçbirinizi gönderemem. Anlaşıldı. Sabahın olmasına daha 3 saat var komutanım. Neyse, Allah'tan takviye birlikler yetişmiş. 3 saat diyorsun ha Osman Bey? 3 saat mi? 3 asır mı? Soğutmadan iç Aydacığım. Benim kalkıp şunu çıkarmam lazım. Kendini üzme ya sen balam. De ki Allah beterinden saklasın. Öyle öyle. Ne yapmışlardır acaba? Karakola gitmişler midir? Bu saatte gideceklerini sanmıyorum. Hele... çatışma falan çıktıysa hiç mümkün değil. Ne düğün gecesi ama. Hiç olmazsa geleneğini giydin canım. Evet ya, değil mi? Bu da bir şey yani. Balalarım, size düşen iftihar etmektir. Ele kadınının dizinin dibinde oturan erkek sürüsüne bereket. Hem de mevzul miktarda. Emme silahlar patlayanda, can pazarı kurulanda siperlerin önüne koşan adam, ha? Ya işte onu bulmak çok zor iştir. O yüzden iftihar edin ki o kuzular düğünü derneği bırakıp göreve koştular. İftihar edin balalarım. Ne olmuş buraya ya? Aslanım, geçmiş olsun. Allah'tan şehidimiz yok. Hah, Ziya burada. Koyla silah başına abi. Başavuşum nasılsınız? İyiyiz Teğmen. Çok şükür şehidimiz yok. Yaralılar da hafif. Ziya, neymiş dertleri bunların ya? Ya ben de anlamadım. Adamların sayısını Tugay muhabere telsizle bildirince doğrusu tutuşmadım değil. Ama sanki... Sanki? Sanki adamlar bir şey bekliyorlardı. O olmayınca tam çullanmadılar gibi, bilmiyorum ki. Belki de tacizdi başavuşum. Belki de niyet böyleydi. Sanmam. Taciz için bu kadar ağır silah, havan, roket falan taşımazlardı. Neyse ya, vallahi esirgemiş. Komutanım, bir şey bekliyorlardı ama olmadı dediniz, değil mi? Yani bana öyle geldi Osman. Yoksa anlamsız yani.
Ne düşünüyorsun Osman? Bekledikleri her neyse komutanım. Geldiğinde hazırlıklı olmalıyız. Pek Paris'e benzemiyor Şeri. Maydila bistra zakonçatsa. İpayacayı patusi. Хорошо. Bunu yanına almayacak mısın? İçmek için seni bekleyeceğim ama. Git camlarını oku, tamam mı? Emredersiniz sahip. Te conoce el toro en la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el toro del vidán, porque te has muerte hasta la victoria siempre. Bunu kimse almayacak mı? Başına bir şey gelmez.
Senin değil Çantan. Merhaba yoldaşlar. Nasılsınız? Biz buradan gidiyoruz Teo. Eğer bir ihtiyaç olursa haberleşirik. Haberleşirik. Bak şimdi içim rahatladı. Adios amigos. Dün gece neler oldu? Kısa bir çatışma oldu. Kaybımız yok. Onlarda? Onlarda da ciddi bir şey yok tabii. İyi, adamın adı neydi? Adam? Bölge sorumlusu. Ya da işte. Miro. Miro? Miro. Monsieur Miro. Geldiğimden haberi var mı? Bilgi vermedik ama haberi vardır. İyi. Bir ziyaret edelim bakalım. Muharrem, cam işi ne oldu abi? Geliyorlarmış, Cengiz aradı ya. Hep geliyorlar zaten. Cengiz'e Ahmet, Cengiz'e. Osman Kanat geliyor beyler. Taner. Evet komutan. Nöbet durumunu falan gözden geçirin. Fazla yayılmayın. Hazırlıklı olalım. Emredersiniz komutan. Roket atar kimde? Kimdi oğlum? Komutan biz henüz şey demedik ama... Sen de olsun Hamza. Emredersin komutanım. Makinen sende mi Murat? Ben de komutanım, evet. Güzel. Taner, havanlar, roket atarlar, G3'ler, kanaslar, makinalılar... aklınıza ne geliyorsa hepsinin bakımını yapın. Tekrar. Anlaşıldı komutanım. Komutanım bir duyum falan mı aldık? Biz hazırlıklı olalım Taner. Emredersiniz komutanım. Oğlum çok gergin, ne oldu ki? Osman Kanat koku aldı abi. Olan bu. Bence de. Hem de keskin bir koku almışa benziyor. Vallahi ben roket atarı bana verir diye bekledim. Ne yalan söyleyeyim, bekledim yani. Ne oldu? Küstün mü vermeyince? Ne küseceğim oğlum? Allah Allah. Emir komuta zincirinde küslük olur mu hiç? Aferin lan. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Tabii buddy yani. Askerlikte her şeye hazır olacaksın. Yani misal dün düğünde limonata içiyorduk, eğleniyorduk falan. Ama şimdi makinalı temizliyoruz. Hakikaten ya. Hakan Temel'e çok üzüldüm abi. Adamın şanssızlığına bak. Kesinlikle. Keşke gelmeseydi be. Ama geldi ve burada işte. Helal olsun. Hadi biz işimize bakalım abi, çok iş var. Ne güzel düğünden falan konuşuyorduk ya, ne iş ya? İşine bak. Getir abi, getir. Al bunu al. Yok keşke seni biraz erken alsalardı Teğmen'im ya. Ulan limon sıkmak diye de tam buna derim ha. Boş ver baş çavuşum ya, öğleden sonra giderim işte. Aslında benim şu anda balayı yolunda olmam lazımdı. Ben de onu diyorum da işte ya. Ay da Teğmen de helak oldu yazık kadıncağız ya. Tüh. Ne yolunda dedin Teğmen'im affıyır? Balayı balayı. Bu ne ki? Ne? Balayı mı? Hayda. Nasıl anlatacağız sana şimdi balayını biz? Ya balayı şey işte ya. Hani böyle evleniyorsun ya. Evleniyorsun. Sonra karını da alıp böyle hani geziyorsun, tozuyorsun, gidiyorsun bir yerlere gidiyorsun falan. Öyle işte hani balayı. Ha ha. Bunun kafa gene basmadı diyeyim onu sana. Bizde adet anana öyledir ki çarşamba bayrağı çekersin, perşembe çalgı cengi olupdu meşrebine göre. Cuma da ya nasip der geleni eve getirirsin. Cumartesi? Cumartesi? Ha işte cumartesi. Çıkar kahveye gidersin ne olacak ki? Ne
Hadi ben gidiyorum alasmadık. Dükkana mı gidiyorsun İbrahim? Dükkana Seblen gidiversin ya. Zaten müşteri yok. Ben dükkana gideceğim de ne edeceğim ya? Nereye gidiyorsun peki? Ben kahveye gidiverem diyorum. Kahveye mi gidiyorsun? Ayıp değil mi? Ya ne ayıp olsun ya? Ne ayıp olsun? Ben kahveye gitmek istiyorum işte o kadar ya. Hah, baba kulağın kılıç çekti gene. Ne bağırıyorsun be, ne bağırıyorsun? Aa, ya ben kahveye gideceğim diyorsun ya. Ben ne edeceğim yani? O ne ekme, bu ne ekme? Ne edeceğim ben gari? Senin dizinin dibinde oturup da nakış mı içeceğim be kadın? Allah Allah! Hayır yani babacığım, orada oyun falan oynanıyor. Sinirleniyorsun, üzülüyorsun. Tansiyonun falan çıkar diye teyzem de şey ettiriyor yani. Ekmesin efendim, ekmesin. Allah Allah, ne bu ya? Neymiş efendim? İbrahim, peynir tenekesini acı be. Osman'la konuşuver İbrahim. Efendime söyleyeyim, ultrasona bakıyor İbrahim. Neymiş efendim? İpin ucunu yumağa tutup İbrahim. Çayın altını kapatıp İbrahim. Yettik ağrı ya, yettik ağrı ya. İşte o kadar. Beni bak İbrahim. Ben burada hacca gideceğiz diye dişimden tırnağımdan attırıyorum, para biriktirmeye çalışıyorum. Sen onu kahve gösterdin, zibidiler mi vereceksin? Ha? Kır papaz, bakarıyoruz. Neyse teyzem ya, ona da hak ver. Sıkılmıştır. Yazık, gidiversin ha. Ya koca baba, ben sana alıvereyim bir laptop, ha? Sen ondan arkadaşların düğüt, ahbaplarını ekle. Ondan sonra ne bileyim, kurtul şu kahve hayatından ya. Ulan ben kimi düğütü vereceğim, ha? Kimi düğütü vereceğim? Tavşan, ukala. Ben gidiyorum. Ben herif gibi kahveye gidiveriyorum, anladın mı? Sen de kadınlığını bil, dizini kır, otur. Bak soru çok fena oluvereceğim ona göre. Söylemedi deme. Allah Allah ya. Serbilent. Buyur hocama. Sen buna yanlış ilaç falan mı içirdin oldu mu ha? Ne bileyim ben kocana ya. Neyse teyzem ya, sen de üstüne gitme artık. Aslında var ya, ben onun problemini biliyorum. Onu iyice analiz ettim Zeliha. Neymiş problemi? Ekonomik, tamamen ekonomik. Ekonomik mi? He, ekonomik. Dükkana gelen giden yok. İş daha zayıf. E tabi ufak tefek de borçlar var. Adam sıyırmanın işine geliverdi. Ama ben bu krizden çıkış yolunu buldum Zeliha. Ne buldun? Dükkanın hisselerini halka arz ettim. Ne ettin, ne ettin? Yok artık Serbülent. Ne yok artık, ne? Yarısından çoğunu sattım bile ey yavrum ey. Dükkanın diyorum kocanam hisselerini böyle parça parça holdingler gibi satıyorum. Parça parça. Ölü adamın sandı üstünde 15 adam. Ölü adamın sandı üstünde 15 adam. Yo-ho-ho, yo-ho-ho ve bir şişe rum. Sen hiç gerisini halleder şeytan. Sen hiç gerisini halleder şeytan. Yo-ho-ho, yo-ho-ho ve bir şişe rum. Yo-ho-ho, yo-ho-ho ve bir şişe rum. Ne oluyor lan? Sen. Ben Teo. Ya biz seni daha erken bekledik ha. Ben o yüzden yani. Burası berbat kokuyor. Arkadaşlar ne yapıyor? Bir sorun falan yoktur değil mi? Ortak arkadaşlarımız mı var? Yani arkadaşlar derken yani. Burada ne yapıyorsun sen? Burada. Ne? Neyse. Bundan sonra ne yapacağını ben söyleyeceğim. Burası böyle tepeden inmeye gelip... Yoldaşlar. Temiz hava alın. İçeriye de kimseyi sokmayın.
Sana bir defa söyleyeceğim şeyi asla ikinci defa söylemeyeceğim. Bak. Burası senin dayılanacağın yer değil ha. Her şeyin bir pratiği, bir şeysi var yani ha. Bana bakma şimdi ya. Toprak. İyi bak. Toprağın üstünde hesabı olan hiç kimse senin salak kaprislerinle uğraşmaz Monsieur Mero. Bu toprağın üstünde hesabı olan hiç kimse senin aptal diyalektik yerlermelerinle vakit kaybetmez. Sen ne sanıyorsun Monsieur? Bu toprakta sadece sen ve savaştığın adamlar mı var? Ayağa kalk. Lanet. Sana niye mösçe diyorum biliyor musun? Şu komik tıraşından ötürü olabilir mi? Karakoldaki adamları oradan çıkaracaksın. Ben bunu sana kaç kez söyledim. Telsizde de söyledim, daha önce de söyledim. Bu imkansız yani. Çıkaracaksın! Nasıl? Dışarıya çıkanlardan birkaçını vurursan, içeridekiler de çıkar. Yıllardır savaşıyorsunuz be. Öğrenin artık şu işi. Geldin mi canım? Al bunu hemen Deniz'in öğretmenine götür. Deniz evde unutmuş de, tamam mı? Tamam canım. Tamam, şimdi bir sürü söylenecek Deniz. Kızacak biz, o yüzden hızlı git, geç kalma. Yeter tamam. Bir de akşam da gecikmeyin. Ben şimdi gidiyorum, mesaiye geç kaldım. Tamam mı? Bir de hiç kapının önünde bekleme, olur mu canım? Hemen kapıyı tıkla, sessizce bırak, çık poşeti, tamam mı? Dinlesene beni ama. Gidiyorum ama geç kaldım canım. Ya ne iki oldu? Dakika bir dinle ama. Ne oldu? Hüseyin var ya benim... Mersin'deki arkadaşım. O aradı. İş ayarlamış. Mersin. He. Gene işi ama. Telekomünikasyon, telefon işi yani. Ne yapacağız ki biz burada? Bitti işimiz. Kalmadı ki bir şey yani. Bitti. Ben geç kaldım. Gidiyorum. Görüşürüz. İstemiyor abicim. İstemiyor. Ne yaptınız efendim? Konuştunuz mu? 50 kere konuştum. Kız istemiyor abicim işte. İnatçı inatçı. Başka çaresi yoktur Ethem Bey. Hepimiz başımızın çaresine bakacağız. Hava
Baban mevzilerini de tahkim etmek lazım Osman biraz daha. Kabak gibi açıkta kalmayalım. Edelim komutanım. Mevcudumuz ne? Ne durumda? İki tane istirahatlimiz var. Başka da bir şey, bir de izinli var. İyi, hayırlısı olsun bakalım. Ya sen gitsene artık ya. Gideyim değil mi ya? Bu ne abi ya? Gideyim de üstümü değiştireyim bari. Gidin gidin de komutanım. Yolda da bir çek falan bulursanız fena olmaz yani. Değil mi? Durumu yumuşatmak lazım. Ula hayırdır bu uşak koşarak geliyor gene? Ne oldu Cengiz? Telsizdeler komutanım. Kim? Ya şimdi İsmen beni mi istedi? Üçünüz de istedi komutanım. Nasıl üçünüzü? İsim kullanmadı komutanım. Teğmen, Assubay ve özellikle uzman dedi. Allah Allah. Aynen öyle mi dedi? Evet komutanım. Dur bakalım anlarız şimdi. Dinliyorum. Teğmen! Kimsin sen? Monsieur, acaba üçünüzün orada olduğundan emin olabilir miyim? Konuş. Bir teğmen, bir ast subay, bir de uzman. Bu kadar değil mi? La uzun etme, konuş işte be. Bu kim ya, Allah Allah. Konuşması da bir acayip. Çok da fark etmez aslında. Sana şu kadarını söyleyeyim. Canınıza okuyacağım. Yerinizde olsam ne diyorsunuz? Türkçe ne? Siz öteki taraftanınız. Türkçe ne diyorsunuz? Pılımı pırtımı toplardım. İlk karargaha giderdim. Hatta bana sorarsanız ülkenin en batısına. Anlatabiliyor muyum? En batısı. Ne güzel, hem balık yersiniz değil mi? Sen ol gitme ne dersin? Değmen. Bu boş bir tehdit değil. Teğmensin değil mi? İyi dinle. Bu boş bir tehdit değil çünkü bunu ben söylüyorum. Theo. Sakın bu ismi unutma. Theo. Lan ben... Kapandın mı Cengiz? Allah Allah. Bu ne abicim şimdi ya? Attention s'il vous plaît! Takip et! Yeni başbelamız bu mu şimdi? Ne dedi adına? Theo dedi. Theo ne ya? Kim bu herif şimdi? Bu Theo... Benim bildiğim Theo ise başımız belada demektir Teğmenim. Kara üçlüğünü ne diye tutup edin burada? Durursun mu oraya camını? Hadi ver sen şuraya, çıkıver şunu, çıkıver. Gelmez. Simitçi, gel bakayım. Gel oradan bakayım simit. Az da peynir verir be. Kaç para simit? 50 kuruş. İyi. Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam, aleykümselam. Ne haber İbrahim amca? Balkon yapmışsın.
Ya balkon yapabileceğiz de belediye izin vermiyor ki. Sen kaç dedin İbrahim amcaya? 948. Niye sonra veren ki bakayım? Yaptığın esprilerden belli. Neyse. Şimdi biter misin? Yok, yemeyeceğim. Çok fazla kalmayacağım. Ya bak ne kadar güzel değil mi? Bak şimdi. Bak sen geliverdin, ben hiç böyle telaşlamadan keyifli oturuveriyorum. Niye? Çünkü ne borcum var, ne harcım var değil mi hamdolsun? İşte komşuluk böyle. Mutlu olacaksın değil mi? Mutlu olacaksın. Çay söyleyeyim sana, adı çayı falan. Ha? Yok, içmeyeceğim. Ben şu payımı alayım da gideyim, fazla vaktim yok. Verdim, sen almadın payı. Ya İbrahim amca, beni delirtme. Şu payımı ver de gideyim ya, Allah Allah. Şeref pay. Aman şeref pay diyorum. Ne payı be şeref pay? İbrahim amca, kar payı. Allah Allah. Kar payı mı? Kar payı? Ne kar payı? İbrahim amca, siz dükkanı bana hisselerini satmadınız mı? Sattınız. Aylık bana bir kar payı vermeyecek misiniz? Vereceksiniz. Ne bu şaşırı yapıyorsun ya? Hissektir. Aman ya, ne hissesi be şeref? İbrahim amca bak, bana sorun çıkartma. Ne bu? Hisse senedi. Yani ne olacak? Her ay bana kar payı vereceksiniz. Bu kadar basit. Alayım ben payımı. Alayım. İçerim Bülent. Geldin mi koca baba? Sen hisse satı vermişsin ha? He, sattım koca baba. Harika değil mi? Çok güzel, çok güzel. Kim neye satı verdin bakayım? Şeref'e verdim koca baba. Onda para çok var biliyor musun? Bir de bizim Coşkun'a verdim ama ona vadeli verdim. Yani o çulsuz biliyor musun? Bir de Adli Selma Hanım'a da verdim. En çok o aldı. 3 lot aldı o. 3 lot. Adli Selma'ya da aldı ha? He. Sen niye öyle bakıyorsun? Bu bıçağın işi bitti mi Sebret? Yani sen mi keseceksin peynir? Amanin! İmdat! Yapışa dostlar! Ulan buraya gel! İmdat! İmdat! Amanin! Ulan buraya gel! Çekil amanin! Ulan buraya gel! Hayır, yani buradaki realite çok farklı ha. Yani ben buradaki sorunsalı merkezdeki kardeşlerime bir türlü anlatamıyorum yani. Anlatamadım gitti işte ya. Ne kadar buradaymış? Hayır yani... Bu savaşın başlamadan önce ben gövdemi her şeye siper etmişim ha. Yani daha ortalıkta hiç kimse yokken ben şey etmişim ya. Yok. Bunların hepsi Madame Mitenat'la başladı. Ne oldu? Suyu çıktı işte. Sana da Monsieur diyor Heval. Madame Monsieur kalmışız ha. Zaholu Artyom vardı. Ne oldu? He? Fıs. Ortalıkta öyle hava atıydı. Ne oldu? Ama bak Miro hala dimdik ayakta ha. Zaholu Artin ne oldu? Hapishane köşelerinde helal temizlettiler efendiye. Bir de o ne vardı? Bir İngiliz bir oğlan vardı. Kevin. Bir de İsveçli bir bayan vardı. Hani böyle 2 metre boyunda. Bizim adı Yamanlı'ya mı ne vurulmuştu? Öyle bir şey olmuş. Hele değil. Ya ben bunları niye söyleyeyim? Benim görevim bunları işaret etmek. Benim tarih önündeki... Heval, Teo seni çağırıyor. Yani benim tarih önündeki tanıklığın... Hemen çağırıyor Heval. Mesut Miho. Yürümenizde bir sıkıntı var mı? Yo, ne oldu ki? Güzel. Bu karakolun telsiz rölesi nerede? Yakındır.
Niye ki? Kaç asker var? 4. Ama bazen değişir. Nöbet filan tutuyorlar. Tabii. Şimdi git askerleri kurşun alız. Ne? Git ve telsiz rolesindeki askerleri kurşuna diz. Ama bu olmaz ki Teo. Hemen gelirler, yetişirler. Daha biz kafamızı kaldırmadan tepemize binirler. Geldin mi Halis? Gel gel. Geldim komutanım. Ne var ne yok, haberler nasıl? Otursana. Adamımız bu komutanım. Evet. Neymiş? Teo. Adı bu. Tersiz'de tanıştık zaten kendisiyle. Başka. Belçika uyruklu. Hayda. Ulu Alman Andreas'ı gitti, şimdi Belçikalısı mı çıktı bunun ya? Oranın pasaportuna sahip. Ama hakikaten Belçikalı mı? Kökeni nedir? Doğrusu teoriler muhtelif komutanım. Nasıl yani muhtelif? Örgütte ana babası Dohuk, Lübnan, Yunanistan hattıyla Belçika'ya gitmiş birisi olarak biliniyor. Kürt kökenli yani. Ama... Ama? Ama öte yandan garip bir şekilde ailesinde von unvanına sahip kişiler olduğu da söyleniyor. Von ne ula? Ya bunlarda bir şey, bu asalet unvanı gibi bir şey başlamış. Demek öyle ha. 1968 doğumlu. Bakalım. İlk silah çalışmaya apartheid'in son günlerinde Güney Afrika'da katılmış. Sonra uzun süre Irak'ta özel güvenlik şirketi Waterfall'un temsilcisi. Uzun süre Irak'ta. 2003-2007 arası kayıp. Lan herif Grozny'de bile bulunmuş be. Halis, Tugay ne diyor bu işe? Adamla ilgili emirler tüm birliklere gönderildi komutanım. Polis özel harekatla çalışıyor. Yalnız ben Hüsamettin Albay'ı ekstra telaşlı gördüm komutanım. Haksız da değil adam abi. Arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Başlamış mı? Vallahi Teğmen'im, patatesin sıcağı gene bizim kucağımızda. Yani bu herif gelir gelmez Çeliktepe'ye baskın yapmaları pek hayra alamet gelmedi bana. İlgisi var diyorsun yani. Kesin. Kerkükle. Biz evlerimizde televizyoya bakar komutan. Orada görürük ki Irak'ta, Afganistan'da, İslam toprağı olan birçok yerlerde patlayan bombalar, katledilen masumlar görürük. Derik ki bizi cehalet bu hale getirdi. Zalim olduk. Cahil olduk çıktık. El hak doğrudur. Ama ev sahibi mücrimdir de hırsızın hiç mi suçu olmayıptı komutan? Demem o ki komutan, nerede petrol varsa, nerede gaz varsa,
Nerede maden varsa, nerede üs yapılacak, kazık çakılacak toprak varsa, orada bu alçakların sürüsüne bereket olupdu komutan. Ben özüm Irak'ta doğmuşum, büyümüşüm. Bunları iyi bilirim. Hülasa komutan, nerede pislik kokusu varsa orada bu sineklerden bolca olupdu. Yani diyorsun ki bu da onlardan bir tanesi. Hem de en azılarından biri. Komutanım, bu arada araç sizi bekliyor. Ya bırakın gitsin ya. Ya bin git Teğmen'im Allah aşkına ya. Daha dün nikah yaptın geldin şimdi bunlarla uğraşıyorsun burada ya. Vallahi ben buradayım başçavuşum. Bu konuda tartışmaya kapalı. Osman. Emredin komutanım. Sen bir şey demedin. Ne düşünüyorsun? Vallahi bu işler biraz karışık. En azından benim için. Ama size şu kadarını söyleyeyim komutanım. Ben nüfus cüzdanında Siirt, Hakkari, Şırnak yazan insanlarla çatışmaktan hiç hoşnut değilim. Onlara kurşun sıkacağıma bu herifi pataklamayı bin kere tercih ederim. O yüzden gelsin komutanım. Paşa paşa gelsin, görsün. Badi, Badi. Ya Badi. Sen benden memnun değil misin ya? Neyden memnun muyum? Benden. Memnun değil misin sen benden? Ya Fatih, emmi oğlu. Bak biz sadece Badi olduk ha. Evlenmedik yani. Ben senden memnun olsam ne olur, olmasam ne olur? Ayrıca memnun olacak neyin var? Allah korusun zaten yani. Düşünüyorum da iyi yani. Ne korusun? Ama neyse canım boş ver ya. Ama bak ne diyeceğim, bu badilik işi önemli iş ya. Fatih, emmi oğlu bak. Askerlikte önemli olan tek bir tane mevzu var. Sen onu biliyor musun acaba? Biliyorum. Neymiş? Badilik. Hayır emmi oğlu, gözünü açmak. Askerde gözünü açacaksın. E açıyorum gözümü, her tarafa bakıyorum işte. Açmıyorum. Ne açmıyorum ya? Açmıyorum, gözünü açmıyorum. Kim açmıyor ya? Ya misal, şu anda ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şu araç ne zaman geldi? Hangi araç? Şuradaki araç. Ha, şu araç mı? Bilmiyorum, ne zaman geldi? Biz kuledeyken geldi emmi oğlu. Halis Uzman tutuşa tutuşa indi içinden komutanların yanına doğru koştu. Ha, onu gördüm, koştu içeri, evet koştu. İşte biz kuleden nöbet tuttuk falan bir saat. Bir saat o araç neyi bekledi, kimi bekledi? Neyi bekledi? Halis Uzman desen bekliyor. E biz de ne gitse gitse kim gider? Hakan komutan, o da bekliyor. Aa, hakikaten ha, gitmiyorlar bak. Araç boş gidiyor. Ne anlama geliyor emmi oğlu? Ne anlama geliyor Badi? Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor işte, sen söyleyeceksin. Ha, ben söyleyeceğim. Hadi be. Bence bak, Hakan Teğmen'le Ayda Üsteğmen kavga ettiler. Şiddetli geçimsizlik. Zaten belliydi böyle olacağı. Kadın nikah mesasında rengini belli etti. Geç evet dedi çünkü. Ama ben dedim, ben ne dedim? Davul bile dengi dengine çalar dedim. Dinlediler mi beni? Ezip geçtiler. Ne oldu şimdi? He? Haksız mıyım? Saçmalıyorsun emmi oğlu, saçmalıyorsun. Ne saçmalıyorum ya? Kim saçmalıyor ya? Ne oluyor peki? Ne oluyor peki? Bunun tek manası var emmi oğlu. Belanın büyüğü geliyor. Ama öyle bak, ben sana diyeyim, seninki bir çatapat gördün. Öyle bir şey değil yani. Belanın büyüğü geliyor. Büyüğü, büyüğü. Allah Allah. Ne öyle soğuk soğuk konuşuyorsun ya? Allah Allah ya. Tövbeler tövbesi diye diye getirteceğine. Zaten 3,5 atıyoruz burada. Badi, beni de arkada bırakma. Badi'yim ben senin. Nereye gidiyorsun ya? Konuşma öyle Allah, kurban olurum, konuşma ya. Tövbeler tövbesi ya. Camlar da yeni taktıydık. Bitti canım camlar, değil mi? Sağlık olsun, ne yapalım?
şey değil değil mi Moro? Vallahi bana öyle geliyor Mali. Allah Allah ya. Ne oluyor be? Timin gece nöbetleri ayarlandı çavuşum. Eyvallah Murat Hocam. Silahlıktık tamam çavuşum. Havanları da onbaşımla birlikte bakacağız. Bakarız Emmalı bakarız. Bir şey duyan var mı ya? Ben duydum. Yapmış olduğum tespitlere göre belanın büyüğü geliyor abicim. Tabii. Yani dikkat ettiyseniz bak Hakan Teğmen karakoldan ayrılmadı. Bu ne demek oluyor? Çok büyük bela geliyor. Hem de öyle her zamanki gibi böyle çatapat da değil yani. Söyleyeyim ben size. Bravo Fatih. Tabii abi ya. Ne yapacağız şimdi? Osman Kanat ne derse onu yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. Neyse canım, enseyi de karartmamak lazım yani. En iyisi ben size bir tane espri yapayım, yüzünüz gitsin ya. Şimdi adamın birini bağlamışlar. Bunu salıvermişler. Çarşamba da geri almışlar. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Hadi işimize bakalım. Allah Allah. Hiç gülmediler ya. Demek ki durum harbiden kritik. Yoksa komikti. Şişt, siz niye gülmediniz ya? Vermedin mi? Oh be. Oh be. Abi seni ilk defa böyle gülerken görüyorum ya. Necla'dan sonra hele hele ilk defa yüzün gülüyor abi. Maşallah abime nazar değmesin. Maşallah. Çok zaman oldu. Gel gidelim buralarda. Bırakalım buraları. Hayvanlar bile yemeyecekler. Necla. Bakır. Son dakikalarında nasıl bir alçak olduğunu düşünerek gebereceksin. Seyfi. Biz karnımızda sevdiğimiz kadının kurşununu taşıyoruz. Sen bana kalkmışsın, nazardan söz ediyorsun. Ya abi ben de öyle coşkuya geldim, söyleyivereyim dedim abi. Haberler iyi galiba abi, he? Bu haber iyi değilse, hiçbir haber iyi değildir Seyfi. Teo gelmiş, Teo. Teo ne abi? Ha? Teo ne ha? Doğru. Teo'ya kim dememek lazım. Çünkü o bir insandan çok bir makinadır. Teo bir makinadır. Teo burada ha. Çelik tepeye çökecek ha. Ah uzman ah. Senin cesedinin üstünde halay çekeceğim ben uzman. Bunu o yapacak. O yapmazsa ben yapacağım. Abi iştahın yerindeyse sana bir şöyle bir kebap söyleyeyim abi ya. Kaç günden beri çorba çorba çorba. Ne olacak be abi? Hey.
İyi nöbetler beyler. Nasıl gidiyor? Vukuat yok komutanım. Güzel. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz komutanım. Saffet? Evet komutanım. Nöbet tutuyorsun oğlum sen. Evet komutanım. Mutfakla kim ilgileniyor? Arkadaşlar bakıyorlar sağ olsunlar komutanım. Komutanım arada sırada böyle yazıyoruz ki nöbet tutmayı unutmasın. İyi iyi. Kimmiş bakalım o fedakar arkadaşlar? Derin soyma oğlum. İnce ince. Kamil, bana profluk yapma. Oradan bana profluk yapma. Zaten burnundan soluyorum, bunu yapma. Ya solursan solu ama derin derin soyma, ince ince soy. Çok biliyorsun ya. Sen vallahi çok biliyorsun kardeşim ya. Oğlum yazık, günah lan. İsraf. Küçükken öğretmediler mi sana? He. Küçükken. Fatih özür dilerim ya. Önemli değil abi. Vallahi özür dilerim Fatih. Tamam baba, önemli değil. Allah Allah. Önemli değil. He. Hayır, ben neye kilitleniyorum biliyor musun? Bu Saffet dışarıda nöbet tutuyor, biz burada patates soyuyoruz. Allah'tan reva mıdır bu ya? Bu ne çileymiş arkadaş, feleğin işine bak ya. Oğlum bu feleğin işi değil ki. Taner Çavuş'un işi. Değil mi? Taner Çavuş değil mi? O bana takmış değil mi? Bana gıcığı var onun değil mi? Ben bulacağım ama. Aa bak, buraya yazıyorum. Çözeceğim ben bu mevzuyu. Çözeceğim. Bak sakin ol. Şimdi böyle durumlarda önce bir ermiş gibi, ne bileyim çile dolduran bir evliya gibi falan düşünürsen işin daha kolay olur. Bizim orada bir Emre Hoca vardı, aynı böyle yapardı. Emre Hoca? Evet, çok da güzel adamdı. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Gene patates. Al işte gene patates. Düşün düşün, gene patates, gene patates. Çaylayak mı? Vallahi onbaşılık forsunu kullanır da çay ısmarlarsan iyi olur. Osman koş koş. Muharrem koş abi, bu iş bize zıplar şimdi. Poyraz! Topla! Osman, telsiz ünitesi çatışıyor. Timahı fırlarına. Emredersiniz komutanım. Hali zordu Osman. Dayanırlar inşallah ama acele edin. Emredersiniz. Rastgele ateş etmeyecek. Hepiniz dikkatli olun. Karakol ne diyor? Yola çıktılar komutanım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Dikkatli olun. Komutanım.
Adamlar tepeyi tutmuş, sen hafif silahlarla çatapat yapıyorsan. Ay ben senin gibi te onun ta gelmişini geçmişini. Ya ateş etsenize. Ya şu sağ taraf niye ilerledi? İlerletsenize ulan. Ateş edin. Te olmuş ha. Kas senin. Ölü adamın sandığı üstünde 15 adam. Ölü adamın sandığı üstünde 15 adam. Yohoho, yohoho ve bir şişe rom. Sen iç gerisini halleder şeytan. Sen iç gerisini halleder şeytan. Yohoho, yohoho ve bir şişe rom. Yohoho, yohoho ve bir şişe rom. Yohoho, yohoho ve bir şişe rom. Merhet! Yaklaş. Bak. Deep but dazzling darkness. Muhteşem. Miro'yla temasa geçin. Ne yapmış öğrenin. Zuhare! Neler? Ne oluyor Atan Bey? Ha? Niye durduk Atan Bey? Ne oluyor? Ha? Atan Bey. Kim bunlar ya? Ne? Gözler beyi seç mi? Kim bakır bunlar? Bakır görmüyor musun? Bakır mı? Ne istiyorsun? Odur ha. Ya get eşine Atan ya. Bakır mı oğlum? Ne olacak? Ne iş var burada? Mezarı ziyarette mi yasak? Adam gibi konuş la! Adam gibi konuş! Dur la! Dur la! Ulan! Öldürdüklerine mi dua ediyorsun? Ne işin var burada senin? Hala geçiyordum. Bir çift laf edeyim dedim. Kızı yaşarken rahat bırakmadım bari mezarında rahat bırak Bakır. Bu hesaplar senin boyunu aşar. Akanın çocuğu. Allah'tan ne diliyorum Bakır biliyor musun? Şu gözünü dikip baktığın toprak var ya, tez zamanda ama çok tez ha. İnşallah sen de o toprağın altına girersin. İnşallah. Dur sen daha, dur. Sen daha hiçbir şey görmedin. Buralarda duramayacaksan Ethem. Duran kim zaten? Al başına çal. Abi iki elçi göndermişiz Allah'tan yani. Vallahi vakitlice takviye gönderseydik iyiydi Teğmen'im de.
Buradan adam gönderince de karakol açıkta kalıyor ya. Neyse abi, Osmanlılar yetişir inşallah da bakarlar icabına. Sence o muydu Değmen'im? Kim ya? Bu ecnebi var ya, gavur ne karnı arasıdır. Ha, Teo diktir mi? Hah, Teo. Vallahi o ya da bir başkası. Biz çocukları sağ salim alalım da Teo'yu düşünürüz. İnşallah. İyisin aslanım, iyisin. Tamam mı? Her şey yolunda. Al biraz su iç. Al aslanım, hadi. Haberci! Ne oldu bunlar? Hattayım. Haber bekliyorum komutanım. Mühimmatımız nedir? Azalıyor komutanım. Şu tarafa! Şu tarafa yoğun ateş! Sızmaya çalışıyorlar! Ateş! Hadi abi be. Kanıyla mı geliyorsunuz be? Nihayet. Geldiler komutanım. Menzilinizi bozmayın. Ateşe devam. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol Devrem. Çok şükür ucuz yırttık. Çekildiler mi indi bunlar Osman Bek? Ne oldu? Ateş kestiler Kerkük'le. Bakacağız. Taner. Emret komutanım. Yaralıların durumu nasıl? Hop komutanım, sıhhi hallediyor. Acil bir durum yok yani. Yok komutanım, şükür yok. Güzel. Ne düşünüyorsun abi? Sabah bekleyeceğiz. 3,5 saat daha buradayız. Güvenlik amaçlı diyorsun yani. Doğru. Yaraların durumu belli. Hızımız da belli. Tehlikeye atmayalım. Bu tepe Daşlı Tepe. Bizi tutar Osman Bek. Muvaffıktır. Takviye geldi diye mi ya? Küçücük tepede bir sürü asker ha. Kayıp verdiler mi Mösyö Mihu? Yok yok, sanmıyorum. Belki bir iki yaralı filan ha. İyi ama ben sana söyledim Teo. Yani bu askeri taktik anlamında yani bunun bir şeyi yok yani ya. Çekildiler mi çekilmediler mi, oradalar mı? Yok çekilmediler. Hala oradalardır. Güzel. Çok güzel. Ya yani bunun nesi güzel yoldaş? Hayır yani neyi hedefledik? Ne bulduk Teo? Söyleyeceğim noktada bana katılın Mösyö Mihu. Thank you. Merci beaucoup ve gelek spastikim. Ne haltsa işte. Pekala Mösyö Karat.
Atansiyon! Gidiyoruz! Saatten sonra. Niye ya? Esma Hanım'ı mı düşünüyorsun Devrem? Pardon Süleyman abi. Bu işin içerisinde bir iş var. Böyle bir şeyler çeviriyor. Bu mümkündür Osman Bek. Olabilir. Ama Hak Teala'nın yardımıyla onun desisesini başına geçiririz evvelallah. Geçiririz kardeşim. Evvelallah. Oradan hareket etmişler başta başım geliyorlar. Oh çok şükür ula. İyi ben gidip kamyonları fitilleyeyim o zaman. Hadi. Galiba. Dinliyorum. Nasıl hissediyorsun? Hı? Hazır mısın? Kimsin sen? Tanışmıştık ama. Deo ben. Sen de Mösyö Kanat değil mi? Çok konuşuyorsun lan sen. Bunu önden buyur olarak anlıyorum. Tabii, Türk misafirperverliği. Peki Mösyö, Wagner sever misiniz? Ne diyor ya bu ergele? Thank you.
gerisini halledersin tam. Sen hiç gerisini halledersin tam. Yo yo ve bir şişe rom. Yo yo ve bir şişe rom. Yat 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 yat. Benimle konuşacak kişi Kanat değil, değil mi? Ta kendisi. Şaşırtıcı. Şimdi tanıştığımıza göre ikinci perdeye geçebiliriz. Excusez-moi, monsieur. O nedir? O şu demektir o. Ecelin. Senin ecelin. Ve benim elimden. Anladın mı lan? Benim.